Nas var, nas diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi politika faizinde indirim bir kez daha gerçekleşti ama bizim aldığımız, kullandığımız kredilerin faizleri vatandaşa faiz uygulamaya hem de yüksek faizler uygulanmaya devam ediyor bankalar tarafından. CHP lideri Kılıçdaroğlu tam da bu noktada diyor ki faize karşıyım edebiyatı yapacaksın. Sonra beşli çetelere kaynak aktaracaksın. Bunu kimse unutmasın. Tekirdağ'daydı Kılıçdaroğlu, işte yaptığı konuşma. Merkez Bankası politika faizini bir puan indirdi. Bir daha söylüyorum. Son 6 ayda bankaların karı %400'ü aştı. %400'ü aşıyorsa bankaların karı, bankalar olağanüstü faiz geliri elde ediyorlar demektir. Demek ki faize karşıyım edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara, beşli çetelere kaynak hakkı aktarıldığını hiç kimse unutmasın. Merkez Bankası'ndan çıkan sürpriz faiz indirimi kararı siyasetin de bir numaralı başlığı. Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim. Taksicinin faizi düşmedi. Esnafın faizi düşmedi. Sanayicinin faizi düşmedi. Hiç kimsenin faizi düşmedi. Ama bankaların faizleri düştü. Bankaların faizi düştü. Ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu milletin ekmeğiyle oynuyorlar dedi. Bu Merkez Bankası'nın yönetiminin, iradesiz yönetimin, saraydan talimat alıp karar alan yönetimin milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Ekonominin kalbine konulmuş atom bombası dediği kur korumalı mevduat modelini eleştirdi. Kur korumalı mevduatın olması için çok paranızın olması lazım. Emekçi kardeşlerim unutmayın. Asgari ücret alırken vergi veriyorsunuz ama 6 ayda 60 milyar lira faiz alanlar bir kuruş bile vergi ödemiyorlar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yapan CHP lideri, CHP'li belediyelere iktidar eliyle çıkarılan engelleri de anlattı. Binayı yaparken kredi verme sözü veriyorlar. Ama temel atıldıktan bir süre sonra krediyi kesiyorlar. Niçin? Efendim Büyükşehir Belediyesi bir binayı bile yapamadı propagandası için. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Size her türlü engeli çıkaracaklar. Ama sizin göreviniz şikayet etmek değil, engeli aşacaksınız ve gereğini yapacaksınız. Şimdi acaba kendileri sıkıntı çekmediği için mi vatandaşı da rahat zannediyor Türkiye'yi yönetenler? Kendilerinin bir sıkıntısı yok. Yok. Rahat yaşıyorlar etraflarındaki öbek öbek iş dünyasından. O belli kişilerin de bir sıkıntısı yok. Kendi bürokratlarının bir sıkıntısı yok. Farklı yerlerden maaş alıyorlar. Acaba o yüzden mi vatandaşın da hali iyi zannediyorlar? Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay Yatırım CEO'su İlyas Haşim Çakmak son 3 yılda yöneticilere sağlanan fayda adı altında 36 milyon liraya yakın huzur hakkı elde etmiş. 36 milyon liradan söz ediyorum. İki kişinin huzur hakkı. Bu iddiayı CHP'li Tekin Bingöl ortaya attı. Kızılay da o iddiaları tam olarak yalanlamadı ama huzur hakkı değil dedi. Sembolik alıyorlar. Kızılay'da son 3 yılda huzur hakkı adı altında yöneticilere 35 milyon lira dağıtıldı. İddiaların sahibi CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl. Açıkça görülüyor ki burası adeta bir çiftliğe dönüştürülmüş. AKP'nin çiftliği haline dönüştürülmüş. Kızılay'ın 12 şirketine atanan 42 yöneticiye her ay en az 3 net asgari ücret tutarında ödeme yapılıyor. Ancak bazı yöneticilere dağıtılan huzur hakkının aylık 249 asgari ücret olduğu iddia edildi. Bu da 3 yıllık huzur hakkı ödemesinin 35.884.000 TL olması demek. CHP'li Bingöl, Kızılay'daki huzur hakkı düzenini belgeleriyle ortaya koydu. Kızılay Yönetim Kurulu bir karar aldı. Kararda kurulan bu 12 şirketin yönetim kurulu üyelerinin her birisine her ay üçer asgari ücret karşılığı huzur hakkı verilmesiydi.
Bingöl'ün açıkladığı verilere göre genel başkanlığı döneminde Kerem Kınık, Kızılay'a bağlı 12 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. Şirketlerin çatı kurumu Kızılay'ın yatırım CEO'su İlyas Haşim Çakmak da 12 şirkette yönetim kurulu başkan vekili sıfatıyla görev yaptı. Kızılay'da genel müdür CEO koltuğunda oturan ve profesyonel çalışan sıfatıyla ücret alan İbrahim Altan'ın da ayrıca 5 şirketten yönetici olarak huzur hakkı elde ettiği öğrenildi. Maalesef bu Koca Çınar ve bu hayır kurumu AKP iktidarıyla birlikte iktidarın adeta arka bahçesi haline dönüştürüldü. İddialar üzerine Kızılay'dan açıklama yapıldı. İddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Adı geçen bazı kişiler sadece sembolik huzur hakları almaktadır. İddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kızılay markasına zarar verenlerden adalet önünde hesap soracaktır. Bu Kızılay'ın tüm bağışçılarına ve ihtiyaç sahiplerine karşı kaçınılmaz bir görevidir. Şimdi orta yerde faturalar, iddialar, huzur hakkının ispatı, birkaç ayrı yerden maaş alanların maaş dökümü hepsi ortada. Vatandaş da seyrediyor, bizler de seyrediyoruz. Ekmeğimizle oynanmasını seyrediyoruz. Ekmeğimizle oynuyorlar zira. Şimdi Deva lideri Ali Babacan'ın da söyleyecekleri var ekonomiye dair. NİDE'deydi Babacan, onu göstereceğim birazdan. Ama CHP lideri Kılıçdaroğlu bir tweet atmış, çok sert. Şimdi birkaç dakika önce o tweet'i paylaşayım evvela sizinle. Diyor ki Kılıçdaroğlu, bürokratlara sesleniyor. O huzur hakkı alanlara, birkaç ayrı yerden maaş alanlara sesleniyor. Erdoğan'ın emriydi, yaptım oldu diyerek kimse sıyrılamayacak. Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak. Bu sözleri bir de video kliple destekledi. Belki anlamayan olur diye. Ekranda da yazacak sözler. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz diyor Kılıçdaroğlu. Merkez Bankası politika faizini bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz düştü. Hayır efendim. Merkez Bankası'ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi. O faiz giderek arttı. Son 6 ayda bankaların karı %400'ü aştı. Faize karşıyım edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın. Kur korumalı mevduat. Para yatıranlar 6 ayda 60 milyar 600 milyon lira gelir elde ettiler. Bunun için 5 kuruş bile vergi ödemeyecekler. Faizi indirdim edebiyatı yapan iktidarın aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım. Siz de anlatacaksınız. Politika faizini düşürüp bankalara büyük karlar sağlayanları düşünün. Bu Merkez Bankası'nın yönetiminin, saraydan talimat alıp karar alan yönetimin milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz değerli arkadaşlar. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz diyor. Kavga ekmek kavgası. Ve seçimin sloganı da bu olacağı benzer. Vatandaşın ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Deva lideri Ali Babacan da NİDE'de partisinin il binasının açılışında konuştu. Onun da gündeminde kur korumalı mevduat, yüksek enflasyon ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı vardı. Faiz talimatla inmez ki diyor Babacan. Faiz güvenle iner. Güvenle, ekonomiye, ekonomi yönetimine olan güvenle düşer faiz diyor. İşte sözleri. Temmuz'un sonuna kadar sadece kur korumalı mevduat hesaplarına ödenen kur farkı 60 milyarı buldu ya, 60 milyar. Evvelsi gün ne demiş? İşte şimdi biz ne diyoruz? Kur garantili, evet, milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. Deva lideri Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu. Elim parasına endeksli milli para olur mu ya? Asgari ücreti de kura endeksle. Asgari ücretli bizim milli paramıza mı almıyor mu maaş olarak? Bir de bununla övünüyor ya. Ben hayret ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hayret ediyorum ya. Bu kadar hesap bilmezlik olmaz. Ekonomist bak söylüyor. Alanım ekonomi diyor. Ekonomistim diyor işte bu. Hesap bu. Sen memurun maaşını, emekli maaşını, asgari ücreti kura endeksledin mi ki? Milletin bankadaki parasını kura endeksliyorsun ya.
Deva Partisi Genel Başkanı Niğde'de partisinin il binasının açılışında konuştu. Enflasyonun tek haneli olduğu, faizin tek haneli olduğu dönemde ne diyordu? Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynağı.